Yine infilak ettik. Komaya girmeyi bile unutmuş. 5 yıl sonra neden yaptın Kadir? Sakın Yeşim'in arkasına sığınma. Çekmecedeki mektupları okudum. O ayrı kaldığımız günlerde eve dönmem için yazdıklarını. Ben onu çok üzdüm Ömer, çok. Sonra hep yanında oldun ama. Hastalığını öğrendikten sonra. Bak Kadir, kendini suçlamak en kolayı. Kaçıp gitmek, şişelerin arkasına saklanmak. Sen bilirsin. Bundan sonraki hayatına kendin karar vereceksin. Ya böyle bir adam olacaksın, kendine acımaktan başka hiçbir amacı olmayan bir adam. Ya da kendini unutacaksın. İçkiyle değil tabii. Hayatla, işinle. Benim bugün İzmir'e gitmem lazımdı. Ya? Ofise geleceklerdi. Ofise geldiler. Fatma Gül müydü kızın adı? Sakın sakın dur. Ne yapıyorsun? Bu gece buradasın. Ömer, ne olur ara onları. Bak yarı yolda bırakmak istemiyorum. Hatta bu davayı sen al. Hayır, bu senin davan. Ben karışmam. Başladığın işi bitir Kadir. Of. Fatma Gül, bak. Doktorun adı, adresi burada. 14'ünde randevun. Artık çekineceğim bir şey de kalmadı. Anlatırsın doktora her şeyi. O dilin de çözüldü zaten. İnşallah bulabilirim adresi. Yalnız gitme, abinle gidersin. Ya, hakikaten o çok iyi bilir yolları. Ben götürürüm seni. Bir taksiyle gider gelirsin. Abinle git. Bence. Gel, gel kayıkçı. Yavaş, yavaş. Kıyıdan geç göreyim güzel yüzünü. Söyle beni sevdiğin. Açar mısın? Açsana kızım şu kapıyı. Mustafa evde yok. Onun için geldik zaten.
Şimdi gelir ama. Biz seninle konuşacağız. Halide. Oturabilir miyiz? Buyurun. Mustafa ile nasıl tanıştığını bilmiyorum. Ama onu hiç tanımadığına eminim. Bu kadar emin olmayın. Neler yaşadığını bilmiyorsun. Kasabayı, Fatma Gül'ü, her şeyi biliyorum ben. Onu kirlendi diye bıraktığını da biliyorsun o zaman. Böyle bir hayatı kaldıramayacağı için. Oğlumuzun arkasında olduk. Her zaman da dururuz. Şimdi benim oğlum hasta. Ben öyle addediyorum. Normal değil. Aklını yitirdi bir süredir. Normal bir insanın yapacağı şeyler değil bunlar. Bu evde senin yanında yaşaması hazmedebileceği bir şey değil. Onu zorla tutan yok burada. Mustafa istediği için yanında ve istediği sürece de kalacak. Sonunda sen üzüleceksin. O beni ilgilendirir. Öyle değil işte. Sen Fatma Gül'ün ahısın. Onun için Mustafa senin yanında. Kara kaşına, kara gözüne değil, vicdanı için. Ama ben çok sıkıldım bütün bunlardan. Derdinizi oğlunuza anlatın. Al. Şimdiye kadar biriktirdiğimiz bütün para burada. Al oğlumun peşini bırak. Ne yapıyorsun sen? İstemiyorum. Al işte. Para için yapmıyor musun bu işleri? Al işte para. Kasabadaki evi de satarız. Onun parasını da sana veririz. Yeter ki bu iş burada bitsin. Gidin evimden. Allah'ını seversen diyorum bak. Hastayım. Yalvarırım sana. Ölmeden oğlumu toparlanmış görmek istiyorum. Elini ayağını öpeyim. Yalvarırım sana. Bırak oğlumu. O gurur yapıyor seni ortada bırakmamak için. Sen arkanı dön git. Kendi geride bıraktıklarının hatırına bırak oğlumu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.